Tarihi Zafer Çarşısı'nın yıkımı Mersin gündemine adeta bomba gibi düştü. Kuşaklardır devam eden ekmek teknelerinden para kazanan çarşı esnafı tahliye kararının ardından ne yapacak? Gelin mikrofonumuzu uzatalım. Kararı mevcut. Peki esnaf yıkım gerçekleşti. Esnaflar kaldı. Restore edilmesini, eğer yıkılması gereken alanlar varsa da esnafın başına yıkılmamasını, yıkılacak olan alanda AVM değil, esnaflara yer yapılmasını ısrarla talep ediyoruz. Bravo! Tarihi Zafer Çarşısı esnafı olarak tahliye kararı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Yani bizim hakkımızda alınmış herhangi bir tahliye kararı yoktur. Tarihi Zafer Çarşısı'nın hukuksal süreci devam etmektedir. Üzülerek gördük ki önceki günkü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Sayın Başkan da bilgi dahilinde değil, bürokratları bazı bilgileri yanlış olarak verdiler. Hukuksal süreç devam etmektedir. Bunun yanında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Nisan ayı itibariyle Tarihi Zafer Çarşısı'nın risk alanı olmadığına dair elimizde raporları mevcuttur. Büyükşehir Belediyesi birinci ayda özel bir firmadan almıştır. Biz ise dördüncü ayda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Tarihi Zafer Çarşısı'nın risk alanı olmadığına dair belge aldık. Bu belgeler elimizde mevcuttur. Maalesef başkana, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ve koca Mersin'e, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin son toplantısında yanlış bilgiler verilmiştir. Mersin'e doğru bilgi vermeleri gerekmektedir. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız, bakın biz saygı dilini koruyarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan tekrar seslenelim. Bir, mevcut alanda bizim bildiğimiz İzmir'den mimarlara çizdirilen açık AVM ve meydan projesinde bu esnaf neden yok? Büyükşehir Belediye Başkanımız buna cevap versin. İki, biz burada yıkıma karşı değiliz. Biz esnafın yıkılmasına karşıyız. Neden mevcut alanda dönüşüm yapılarak esnafa yeni yerleri tahsis edilmesi projesine yanaşmıyor? 3. Buranın tamamını meydan yapacak ise, ki öyle olmadığını biliyoruz, neden yeraltı, Türkiye örnek olacak bir yeraltı çarşısı projemize hiç değinmiyor? 4. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yeni yaptığı Çankaya Otoparkı'nın üzerindeki meydanda, meydan etrafına akustiği bozmadan, kent estetiğini bozmadan Mersin'e güzel bir çarşı kazandıralım, bu esnafımızı da oraya taşıyalım projemize neden hiç değinmiyor da bütün topu muhalefet kanadına atıyor? Siz yardımcı olsaydınız çözerdik diyor. Ama Sayın Başkanım, siz bir projede diretiyorsunuz. Kendiniz olmayan öğretmen evinin yerini istiyorsunuz. Biz size mevcut yerlerinizde, Büyükşehir'in yerlerinde 4 farklı proje sunuyoruz. Biz 40 yıldır buradayız. Siz 4 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Hiç kimse dağdan gelip bağdakini kovamaz. Biz seyyar değiliz. Bizler buraları gasp etmiş değiliz. İşgalci değiliz. Resmi yasal kiracılarız. İnsanların rızkıyla oynama anlamına gelen bu uygulamadan vazgeçin. Gelin hep birlikte güzel bir proje yapalım. Biz de gerginlik istemiyoruz. Lütfen insanları dışlayan bu anlayıştan vazgeçin. Hiç kimse Ali Kıran Başkesen değildir. Bu kent sağduyuyla yönetilmeye alışık bir kenttir. Bu kent barış kentidir. Gelin bu barışı bozmayalım. Esnafımızı, biz bir şey istemiyoruz. Biz esnafımızın ekmeğinin derdindeyiz. İnsanların rızkının derdindeyiz. Lütfen esnafımıza yardımcı olun. Mevcut alanda dönüşüm istiyoruz. Mevcut alanda esnafımıza yer yapılsın istiyoruz. Bu inadınızdan vazgeçin. Büyükşehir Belediye Başkanımızın aldığı kararlar Kur'an hükümleri değildir. Değiştirilemez hükümler değildir. Biz buranın yıkılmasını istiyoruz, varız. Binalar da yıkılsın, buna da varız. Ama esnafın başına yıkmayın. Yani buraları siz boşaltın, buradan gidin, benim elimden bir şey gelmiyor,
Yer bulamadım anlayışı doğru bir anlayış değildir. Siz bir şey belediye diyorsunuz ki ben esnafa yer bulmak zorunda değilim. Bakın bundan 6 ay önce de şunu söylüyordunuz. Esnafı mağdur etmeyeceğim. Ondan 3 yıl önce de seçilmeden önce şunu söylüyordunuz. Ben buraları restore edeceğim. Sizin sert yapınız Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 12 bin arkadaşa işleyebilir. Ama bize işlemez. Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Burası gördüğünüz gibi tek kaldı. Buranın deprem riski de yok. Mersin'de bir tabir var. Köre sorsanız size bir pazarını gösterir. 100 yıllık bir çarşı orası. Ve biz hukuk mücadelemizi veriyoruz. Sonuna kadar da vereceğiz. 40-50 yıldır buradayım. Çocukluğumdan beri buradayım. 17 yaşından beri de buradayım. Yani başkanımız bize samimi gelmedi. Yer bulun. Ben size şey yapayım. Esnaf mı bulacak bunu yani? Koca belediye başkanısın. Madem burayı boşaltacaksınız, tahliye kararı alıyorsunuz. Niye bizden kira alıyorsunuz? Kirama ait. Bu da yatırdığım dekontlar. Dün itibariyle yatırdım. Polat 35 senedir bit pazarında ayakkabı tamirciliği yapmaktayım. Buranın yıkılmasıyla ilgili Sayın Başkanıma şunu sormak istiyorum. Sizin derdiniz üzüm mü yemek, bağcı mı dövmek?